Bugün ne yapıyoruz kızlar? Tatlı yapıyoruz. Evet, Bahar ve Bağın Alya'nın en sevdiği, içinde çilek, muz, çikolata ve püsküvi olan bir tatlı. Yani magnolia yapıyoruz, değil mi? Kızlar, şimdi malzemelerimiz burada. İlk olarak şu bardaklarımıza bir şey söyleyeceğim. Bardaklarımızı hemen yapmamız lazım. Çünkü ilk önce ne koyacağız? En altına şu benim robottan geçirdiğim püskivilerden dökeceğiz. Ancak hani böyle küçük küçük yapıyor ya büyük püskivi parçalarını. Alta bundan koyacağız. Kenarlara da muz ve çilek koyacağız. Kızlar görüntüyü düşünsenize, böyle muz, çilek, muz, çilek, altında da püskivi görünecek. Hadi başlayalım mı? Evet, yumurtamız eksik. Onu sipariş verdik. Şimdi gelecek. Şimdi bir tane şu çekmeceden tatlı kaşığı çıkartın kızlar. Bunun ağzını da açın bakalım. Bugün tatlıyı Bahar ve Banu'lar yapacak arkadaşlar. Ben sadece yardım edeceğim. Anneciğim dikkat et, dökmeden şu alt tabanına biraz, evet, onu hem püskivi hem fındık karışımımız var arkadaşlar. Dök bakalım. Bir kaşık daha dökebilirsin. Bana yıkırdak mı? Hadi, aferin, tamam. Bak şimdi kenarlara Banu'lar yap. Bir dakika. Bir sonraki bardağımızı sen yapacaksın. Ben ablan ilk bardağımızı gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle bardağımıza hadi ben de sana koyayım. Muz yapacağız. Bir dakika anneciğim. Ben bu bardağı size göstereyim. Tamam. Diğer bardağı da siz yapın, tamam mı? Tamam. Hem göstermiş olurum hem de biz kendimiz yapmış oluruz. Çok güzel olacak ya. Bence var ya. O ne ya? Tadına. Arkadaşlar mutlaka yapın. Mutlaka yapın çünkü Bahar da Banu Ali bu tatlıyı çok seviyor. Evet. Hem de çok sağlıklı arkadaşlar. İçinde hem meyve var, hem süt var. Anne ben birazcık şundan birazcık daha sürelim. Dur anneciğim. İkişer kaşık yeter gibi. Tamam. Bence yeter. Bak görüntüye baksanız arkadaşlar. Şöyle şuradan hem çilek hem muz. Sonra üstüne de ne koyacağız? Muhallebi dökeceğiz değil mi? Muhallebi ne demek? Hani sütlü o karışım var ya. Ona biz muhallebi diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ikinci bardağımızı da Banu Ali yapıyor. Banu Ali hadi dök bakalım anneciğim. Sen yapabilecek misin? İki kaşık. Evet. Bir kaşık daha. Evet. İki. Tamam. Oy. Şimdi kenarlarına çilek ve muzu sen koyabilir misin Banu Ali'ye? Evet koyarım. Hadi koy bakalım o zaman. Şunu da şöyle çekelim. Banu Ali'ye yaklaştıralım. Allah'ım şu parmağa bak. Yüzüğün falan parmağında ya. Saatini de takmış. Bahar da öyle. Kızım siz ne kadar süslüsünüz ya. Anne bize videolarda her öyleyiz. Evet arkadaşlar benim kızlarım çok süslü. Aferin Banu Ali ilk çileğini attı. Yanına da muz koy. Merhaba arkadaşlar bizi. Evet Banu Ali bir yandan yiyorsun herhalde anneciğim. Yiyemem. At tamam bardağı koy kenarına. Bak şöyle. Kenarına koy. Ben alamıyorum yapışıyor. İstersen ben yardım edebilirim sana. Evet. Tamam şunu da şöyle koyalım. Anne çok heyecanlıyım. Sonra da en güzel kısmı yeme değil mi kızlar? Evet. Bir tane de çilek koyalım. Ay o çilek şeyin yanına geldi ya. Dur çilek. Banu Ali ne yaptın kız? Üstüne döküldü onların hepsi. Dur şunu şöyle koyalım. Eliniz falan hep şey oldu. Tamam hadi bakalım şu diğer bardakları da yapalım. Bende sıra. Evet kızlar diğer bardaklarımızı da tamamladık. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz sütü? Kim boşaltacak tencereyi? Tamam Bahar boşaltsın. Aç bakalım açabilecek misin? Açalım. Açamıyorsan ben açayım anneciğim. Bütün sütü dök bakalım içine. Hepsini mi? Evet. Yavaş dikkatli ol. Dök 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 dök. Yeter mi? Evet. Hepsini diyorum hepsini. Hepsini de. Ben de atacağım. Evet bir litre sütümüz. Bir litre. Oh bayağı da tatlımız olacak arkadaşlar. Bol bol yeriz 2-3 gün değil mi Bahar? Gerçi Bahar 2-3 güne bırakmaz arkadaşlar. Çünkü Bahar tam bir tatlı canavarı. Şimdi şekerini kim koyacak içine? Ama bu da Banu Ali'nin aşkı oldu. Banu Ali dök anneciğim dök dök dök. Dök. Aferin sana. Şimdi... onu kim dökecek peki? Onu da Bahar döksün. Dök bakalım. Oo. Aferin. Şimdi ben bunun içine de yumurtayı kıracağım. Ben kıracağım. Ben yumurtayı kıracağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunu da bakalım. Kim dökecek? Banu Ali'ye. Evet sıra Banu Ali'de olduğu için. Banu Ali'ye döksün. Al bakalım Banu Ali'cim. Dök 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 dök. Döktün mü? Ben döktüm. Şu kenarlarında kaldı. Onu da dökelim. Şimdi kızlar. Sırayla çırpacağız. Şimdi ilk önce şöyle bir azıcık çırpalım. Dur anneciğim. Tamam. Ben şöyle biraz karıştırayım. Çok heyecanlıyım. Sonra ben bunun altını açacağım. Geriden siz bunu eliniz yanmayacak şekilde kısıkla yapacağız zaten. Tamam mı? Evet. Geri çekil anneciğim azıcık. Evet. Kıstım altını. Şimdi Bahar'cığım böyle tamam. Sürekli karıştırman gerekecek. Tamam mı? Birazcık Bahar sen karıştır. Banu'cığım sonra da sen karıştırırsın. Tamam. Olur mu? Hadi güzel arkadaşlar, ya. Evet ama biraz yavaş karıştır dökme.
muhallebimiz olunca sonra bu püsküvili meyveli karışımın üzerine muhallebimiz soğuduktan sonra dökeceğiz. Sonra üstüne bir kat daha yine meyve koyacağız. Bu püsküvili karışımımızdan koyacağız. En sonunda üstüne süslemek için arkadaşlar şu çikolatalarımızdan koyacağız. Bunu da en son koyacağız. Vanilyamız ve kremamızı arkadaşlar en son koyacağız. Evet. Hadi bakalım bakalım biraz şey yaptı mı anneciğim? Pişmeye başladı mı? Evet. Bak şöyle şöyle yapalım. Dur ben arada bir şöyle. Allah! Üstümüze mi geldi? Döküldü mü? Tamam dikkat edin durun. Şöyle karıştıralım. Al bakalım bağları. Birazcık da sen karıştır. Evet abla sana dikkat et. Bakayım. Arkadaşlar evet kıvamı iyice koyulaşmış. Bakın şöyle kenarlardan şimdi fokur 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 kaynamaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Vanilini dökeceğiz. Ve sıvı kremamızı dökeceğiz. Evet anneciğim aç onu. Şimdi onu ablan döksün sıvı kremayı da ikimiz dökeriz olur mu? Evet ikimiz dökeriz. Altını kısalım dibine tutmasın. Aç anneciğim aç. Dök hadi Bahar onu. Dök 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 hepsini. Anne bir dakika bana bu yetmez. Aşağıdan dök anneciğim. Al azıcık da bana ver. Tamam al bana Ali. Sen de bana ver. Dök bakalım hepsini tamam, döktünüz mü? Bakayım kaldım içinde. Abla, tamam tamam hadi bakalım. Aferin kızlarım. Sen evet arkadaşlar son olarak sıvı kremamıza dökeceğiz. Sonra bu muhallebimiz soğuduktan sonra da bunların üstüne koyacağız ve tatlarımız hazır olacak. Evet en üstüne süslemek için bu çikolatalardan dökeceğiz. Evet. Hadi bakalım sıvı kremayı da dökelim. Dök bakalım Manu Ali'cim. Dök anneciğim bak şöyle sıkman lazım dökülmesi için. Tamam biraz da ver ablan sıksın. Geri kalanı da sen dök anneciğim. Dök hepsini. Dök dök dök. Aferin. Tamam. İşte muhallebimiz hazır arkadaşlar. Şimdi muhallebimizin de soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar muhallebimizin son hali yine iyice kaynadı. Kreme ve şeyden sonra ne koyduk kızlar? Bahar senin koyduğun adı neydi ya unuttum. Krema. Hayır krema değil ya. Diğerinin adı neydi? Tatlı yapıyorsunuz unutuyorsunuz. Hadi ben unuttum neyse yaşlıyım. Siz? Tamam buldum. Şeydi. Neydi? Şekerli vanilinde arkadaşlar. Vanilyaydı. Bahar ve Banali unuttu. Şimdi bunu soğumaya alıyoruz arkadaşlar. Altını kapattık. Kızlar artık şimdi biraz bekleyeceğiz mecbur. Çünkü bu muhallebi soğuyacak. Birazcık fazla. Hadi inin bakalım artık. Evet arkadaşlar muhallebimiz sonunda bakın soğudu. Böyle çok güzel bir kıvam aldı. Hadi bakalım ilk önce kimin bardağını dökelim muhallebiyi. Tamam herkes bardağını getirsin. Dikkat edelim dökmeyelim. Bir şey olmaz anneciğim alırız kenarından. Kıvamı da çok güzel oldu. Anne canım çekti ya. Değil mi? Çok güzel görünüyor gerçekten. Anne bunu bir şey yememiştik diye hatırlıyorum ben. Yemiştik. Yemiştik anneciğim çok seviyoruz biz Magnolia'yı. Değil mi Bahar? Allah. Şuna da koyalım. Arkadaşlar bütün bardaklarımızı birazdan hazırlayacağız. Sonra da üstünü süsleyeceğiz değil mi kızlar? Evet. Getir bakalım Banu Ali sen de. Ay, evet arkadaşlar malzemeniz varsa siz de annenizle birlikte deneyebilirsiniz. Hadi bakalım tekrardan üstüne şu püsküvimizden ve meyvemizden koyalım. Tekrardan üstünü böyle ne yaptık? Çilek, muz koyduk, püsküvimizi koyduk. Tekrardan ne yapacağız şimdi? Muhallebilerini koyacağız arkadaşlar. Oo çok güzel oldu ya gerçekten. Dolu dolu oldu ya. Anne en son şunları dökeceğiz. Evet en sonu süslememizi yapacağız. Çok güzel ben olmadı mı? Ben unuttum. Çok güzel görünüyor. Anne şuna da. Ama bardaklar çok dolu dolu oldu. Siz bitiremezsiniz bence bir tanesini ya. Bitiririz. Allah Allah. Çok güzel olur. Gerçekten mi? Hadi o zaman son süs. Aa döküldü ya. Hep sizin yüzünüzden döktüm yaramazlar. Hadi tekrar üstünü de süsleyelim. Sonra arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Tadına bakalım söyleyelim bye tamam mı? Arkadaşlarımıza neyi söylemeyi unuttum? Abone olmayı like atmayı. Evet arkadaşlar hep izliyorsunuz ama bize hiç abone olmuyorsunuz. Evet beğenmiyorsunuz. Neden yorumda yapmıyorsunuz? Halbuki biz sizi Hadi çok seviyoruz. Bir şey de, şimdi en iyi.
çocuk. Evet, bir dahaki videomuzda da isimlerinizi okuruz eğer isminizi yazarsanız. Evet kızlar, şimdi üstlerine de çikolata toplarımızı atalım mı? Atın bakalım. Birer tane ya da ikişer tane yeter. Hepsine ikişer tane koyun. Birer tane de kaşık getirin kendinize. Hayır anneciğim, iki tane yeter. Üç tane koyma. Anne ben üç tane yiyeceğim. İyi tamam hadi. Birer tane kaşık getirin. Herkes kendi tatlısının tadına baksın bakalım nasıl olmuş. Ben de şuradan arkadaşlara bakayım. Hmm, kızlar muhallebisi müthiş olmuş bu arada. Anne. Bak bakalım Bahar. Anne. Efendim? Yaptık ki yemedi bak. Evet, arttı olsun. Onları da yeriz. Bahar nasıl? Arkadaşlar şu an Banu Ali dondurmaları çok sever. Acaba hangi dondurmadan versem Banu Ali'ye? Banu Ali genelde beyaz renkli dondurmaları çok seviyor. Külahlarımız da burada. Hemen şuradan bir tane külah alıp Banu Ali'ye güzel bir dondurma hazırlayalım. Hadi bakalım. İşte şu bir topu Banu Ali'ye yeter herhalde. İşte Banu Ali'nin dondurması hazır. Banalya, kızım sana dondurma hazırladım. Hadi gel de dondurmanı ye. Ha, anne dondurma mı dedi. Hemen dişmem lazım, yemem lazım. Doğruyum anne. Anne. Şu diğerli dondurmalar var şu anda burada. Geldin mi anneciğim? Allah. Ay Banalya, sana dondurma koymuştum. Külahından düştü anneciğim, dur bak. Ay tekrar düştü. Yapamadım. Al bakalım. Beğendin mi dondurmanı? Güzel. Hadi bakalım git güzel güzel dondurmanı ye anneciğim, tamam mı? Bu dondurmayı yemem lazım. Tadı çok güzelmiş. Çok güzel tadı. Dondurmanı da bitti. Çok güzel. Çok bitti ya. Hani ben dedim de tane isteyeyim. Ay Banu Ali yedi bir tane de, kendime dondurma hazırlayayım en iyisi. Ne istiyorsun? Sen de dondurma. Hayır Banu Ali veremem. Sen yedir anneciğim, hastalanırsın. Anne, veremem. Hayır. Çabuk bitti. Veremem anneciğim, sen kendi hakkını yedin, şimdi sıra bende. Hadi Banu Ali'cim güle güle. Anne ya. Acaba ben hangi dondurmadan yesem ya? Ay kendim acaba jelibonlu dondurma mı yapsam? Ya da şöyle çikolatalı, ya da şöyle süslü. Ya da acaba dondurmadan mı yesem, güzelliğine bakın. İyi, kendime de şöyle güzel bir dondurma yaptım. Dondurma var. Ha? Aa! Banu Ali ya? Ama anneciğim. Banu Ali diyelim. Kimsin sen? Ben unicorn'um. Unicorn kıyafet mi giydin sen? Yeni dondurma için mi giydin bunu? Evet. Peki o zaman madem kıyafetin değişti, yeni bir dondurma verelim sana. Peki dondurmanın üstüne şu gördüğün jelibon, çikolata ve süslerden istiyor musun? İstiyorum. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini seç bakalım. Oo, en güzel süslerden seçin. Tut bakalım dondurmanı. Üstüne de bu güzel süslerden koyalım. Şöyle yapalım. Evet. Aa, çok güzel oldu. Kıyafetinle de uydu Banu Ali ya. Ne var ya, ben unicorn'um. Ay özür dilerim arkadaşlar, Banu Ali değilmiş, o bir unicorn'muş. Unicorn kıyafeti giydiği için benim kızım. Hadi bakalım. Kızım mı ne çocuğum? Kızımsın tabi. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun Banu Ali'cim. Ay unicorn'um. Çok güzelmiş tadım. Bir tane de çocuklardan yiyeyim. Tadı çok güzel. Dedim de annemden bir tane daha dondurma yiyeyim. Anne baba, bu çiğnemeden de dondurma vermez. Şimdi buldum. Sıra artık bende ya. Acaba bu dondurmamın üstüne jelibon mu koysam, çikolata mı koysam, yoksa pasta süslerinden mi koysam? Karar veremedim. En iyisi jelibon koyayım ya ben bu dondurmaya. Ha? Aa sen de kimsin? Ben piyanşe
Sofya'yım. Ben daha dövme istiyorum. Prenses Sofya mısın sen? Evet. Kıyafetin ne kadar güzelmiş. Prensesim al bakalım dondurmanı. Üstüne ne istiyorsun peki? Jelibon. Ay jelibonlu dondurma istiyor peki. Getir bakalım dondurmanın üstüne jelibonları koyalım. Aa çok güzel olmadı mı? Çok güzel. Ay muhteşem oldu. Ay şu renkten koyduk. Bir de Bird'den koyalım mı? Tamam. Al bakalım. Afiyetle Prenses Sofya. Tamam. Görüşürüz. Bayılayım dondurmaya. Üstünde şurada bir jelibonlar var. Tanıyım. Düştüm. Dondurmanın tadı da çok güzeldi. Annemden dedi bir tane daha isteyeyim. Bir düşüneyim. Bu kıyafetlerle beraber annemin dondurma vermekti. Acaba hangi dondurmadan yesem ya? Hepsi de birbirinden güzel görünüyor. Ben de Adem'i istiyorum. Sen de kimsin? Ben Elsa'dım. Elsa mısın? Ne kadar güzel kıyafetin var senin böyle. Ben de Adem'i istiyorum. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Peki hangi dondurmadan istiyorsun? Bu. Tamam o süs ama dondurma hangi dondurmadan istiyorsun? Bu. Elsa'dan. Elsa'lı dondurmadan mı istiyorsun sen? O yüzden mi Elsa kıyafeti giydin bakayım? Evet. Peki o zaman sana hemen Elsa'lı bir dondurma yapıyorum. Peki bunun üstünde güzel güzel süsleri var. Ayrıyetten başka süs istiyor musun bunlardan? İstiyorum. Hangisinden istiyorsun? Bu. Bundan çikolatalı mı istiyorsun? Tamam hemen dondurmanızı hazırlıyorum prensesim olur mu? Olur. İşte dondurmanızı koydum. Üstüne de şu çikolatalardan istiyordunuz değil mi prensesim? Getirin bakalım dondurmanızı. Çok güzel göründü gerçekten. Birkaç evet. tane daha koyalım daha güzel olsun. Kaç tane istersiniz çikolata? 3 tane yeter. Yeterli mi? Tamam o zaman afiyet olsun. Görüşürüz. Prensese bakın ne kadar da güzel. En çok dondurmaya da bayıldım. Çok güzel bir tadı. En çok o sesini de onun tadına sevmesin. Bu dondurmam da bitti. Ben işte dedim anneden sen daha da dondurma isteyeyim. Kıyafetimi değiştirdim ama değiştirip de yayım çekiyorum değil mi? Daha çocuğum sen de annemin evinden dondurmayı almam lazım. Of Banu Ali'den ben dondurmayı yemedim. En iyisi şunları da kaldırayım da. Sen de kimsin böyle? Hı. İskelet adam mısın? Evet. Ne istiyorsun benden? Ben dondurma istiyorum. Ama benim dondurmam yok ki. Dondurmalarımın hepsini kaldırdım ben. Çatırıyorsun. Gerçekten yok. Baksana sadece süslerim kaldı ve külahım kaldı. Külah ister misin sadece? İstemem. Ama dondurmam yok ki. Var. Ben biliyorum. Ne yapacağım şimdi? Seni git Banu Ali seni beni kandırıyor ama sen şimdi görürsün ben sana daha büyük bir şey yapacağım. Peki tamam korktum senden al bakalım sana dondurma. Aklına da daha güzelmiş. Hayır nasıl da